Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Dövme Hastanesi'nin sizlere selamlarını iletiyorum. Onların katkılarıyla, destekleriyle hazırlanan bu videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkece tabii ki zor zamanlardan geçiyoruz ama aynı zamanda biz Kayseri'de yaşayan insanlar olarak daha zor zamanlara doğru gidiyoruz hissine kapıldık. Çünkü baya baya sallanıyoruz, baya baya titreşimler, şunlar bunlar yaşıyoruz. İnşallah Allah beterinden korusun. İnşallah sadece biz kuruntu yapıyoruzdur. Onu söyleyeyim, dualarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere evimde ve aynı ortamda yapamıyorum. Okullar sürdüğü için de başka herhangi bir şehre gidemiyoruz. Elimizden geldiği imkanlarda bu yayını yapmaya, bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Omuz omuza yardım kampanyası yapıldı. Kylian Mbappe de bu yarışmaya katıldı. Türkiye için elimden geleni yapacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak demiş. Ve sadece Mbappe dışında birçok isim var. Şimdi adını sayamadığım birçok isimden dolayı kimse yanlış anlamasın. Hani kimseye kinim, gaddarlığım falan yok ama tek tek saymaya kalksam video biter. Volkan Demirel, Hatay'da 100 kişi tanıdıysam hemen hemen yarısını kaybettim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha çok şey gelseydi de onları hayatta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum demiş. Ya Volkan Demirel'i süper kahraman gibi, Iron Man gibi gören arkadaşların yanlışı bu. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta şifresiz olarak yayınlanacağını açıklamış. Arkadaşlar bu normal beIN Sports karasal yayınından yapılmaz. Yani kural olarak, kayıt olarak yapamıyorlar diye biliyorum. Yani bunu herhangi bir kurum kuruluşa vermeleri lazım diye biliyorum. Ama zaten biz zaten Süper Lig'i bedava izliyoruz bir nevi. Arkadaşların izlediği zaman biz de yanlarında salça oluyoruz. Championship ekibi Sheffield United omuz omuza yardım kampanyasına canlı bağışta bulunmuş. Altay Bayındır. Diyor ki Altay, Elif Elmas aradı beni takım arkadaşlarla birlikte 100 bin euro bağışta bulundu diye. Arkadaşlar 100 bin euro yazdım samayın. Yani yaklaşık 2 milyon TL yapıyor. Haberiniz olsun. Bir ev parası yani. Gerçi evleri de görüyorsunuz. Yine Altay Bayındır bir kardeşimiz forma alacakmış. Bu forma parasını 500 lira olarak bağış yaptı. Ona forma sözü verdim. Forma yollayacağım diyor. Birkaç kişi böyle yaptı. Sonra muhtemelen her forma parası biriktiren gönderecektir. 1907 Fenerbahçe Derneği omuz omuza kampanyasına 10 milyon TL bağışlamış. PPDK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe merdiven boşluklarından ve 10 milyon TL'nin yeterli bulunamamasından dolayı 244 bin TL para cezasına A, B, C, D, E, F ve maraton üst G, H, I bloklarında bir sonraki. Yani alıştık arkadaşlar, ne olursa olsun PFDK'dan ceza yemeye alıştık. O yüzden aklıma gelmişken esprisini yapmaya çalışayım dedim. Jorge Jesus, bu gerçekten asrım felaketim. Büyük Türk milletinin burada ayağa kalktığını, birlik olduğunu gördüm. Bu çok güzeldi. Çok insan hayatını kaybetti ama artık geleceği ve neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor demiş. Bakınız arkadaşlar, üstünden yaklaşık bir ay geçiyor. Mecbur biz de hayatımıza dönmek zorundayız. Mecbur. Yani bir şekilde sürdürmek zorundayız. Hani Kayseri'de ben dedim ya sallanıyoruz diye. Yani ama mecbur hayatımızı sürdürüyoruz. Yani okullar falan açık. Ya da sağlık kuruluşları, dükkanlar, şunlar, bunlar hepsi açık. Kargocular işliyor, kargo getiriyor, bir şeyler oluyor, şu bu. En son Ankaragücü formasını almıştım. Lan Ankaragücü formasını giydiğim günden beri Mansur Yavaş şeye benzetiyorum. Bir Amerikan mı İngiliz mi, bir kraliyet ailesinde şey vardı. Görünce diyorum ki bu o adam değil miydi falan diyorum. Şey ama ne koydunuz formanın içine ya? Çip falan mı yerleştirdiniz? Trafikte falan şey yapıyorum, araba sürekli önde duruyor. La kardeş devam etsene falan yapar oldum. Yani biraz Ankara kültürünü. Oyun havası falan ben çok dinlemem, sevmem. O Şibili Dom falan indirdim arabaya. Bir şey koymuşsunuz o formanın içine ya. Ya işin şakası bir tarafa, Allah razı olsun. İyi düşünmüşsünüz. Ben de seve seve giydim. Öyle hani zorlamayla şundan bundan ya da birilerine şirin gözükme falan bir şeyim yok arkadaşlar. Sıradan bir öğretmenim yani. Ama çok Ankaragücü taraftarının retweetlemesini, kalp atmasını, beğeni atmasını, yorumlarını gördüm. Ondan da mutluluk duydum. Bütün Ankaragücü halkına selamlar olsun. Ankaragücü taraftarına selamlar olsun. Bu kardeşinizi de bir kardeşinizden sayarsanız
Sevinirim, mutlu olurum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak omuz omuza kampanyasına 100 milyon TL artı 1000 konteyner ev bağışladığını açıklamış. Arkadaşlar şu anda benim içinde bulunduğum konteyner 42 metrekarelik bir konteyner. Daha doğrusu 63 metrekare bir de sundurması var. Toplam 120'ye falan mal olmuş bir konteyner. Hem de 2022 yılı içerisinde. Ancak şu anda yani bugün 1 Mart'ta arkadaşımızla telefonda aradık. Ona da lazımmış. Sorduk. Tam tamına 250 bin liraya yakın bir ücret çıkarttı. Yani 250 bin TL'yi 1000'le çarparsak 250 milyon liralık falan bir şey oluyor. Ciddi bir konteyner ama muhtemelen böyle 250 bin liralık değildir. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın alacağı konteynere muhtemelen tanesi 40 bin lira falan tekabül eder. Bunu da 1000'le çarparsanız 40 milyon lira gibi bir rakam oluşuyor. 100 milyon lira da oradan ekle. Yani yaklaşık 150 milyon TL'lik bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün katkısının olması beni gururlandırdı. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre bunun 150 milyonda kalmasından dolayı ve merdiven boşluklarından dolayı bir sonraki iç saha maçı olan Dursun Özbek Galatasaray olarak 500 adet konteyner satın aldık. Hadi onu da 40'tan hesaplayalım. Yaklaşık 20 milyon TL. 250 adet de kalıcı konut yapacağız. Ben buraya bir takıldım. 250 konut yaklaşık 500 milyon TL demek. Sayın Dursun Başkan, yani 250 konut yaklaşık 500 milyon TL yapıyorsa konut başına 2 milyon TL gibi çok ciddi, inanılmaz büyük bir rakam çıkıyor. Çok yanlış. Yani fazla geldi bana. Ya arkadaşlar bakın ben yani Kayseri'de bunun birçok evi yapılıyor, şey yapılıyor. Arsa fiyatı çok önemli. Yani bir arsa fiyatına 4 daire. Bir arsa 4 daire. Yani 8 milyon lira falan bir 10 katlı ev yapacak olsan arsa parası 4 tane daire gidiyor en az. 6 da yetti oluyor. Ve evin maliyeti hepsi tamamının toplamı güzel de bir işçilikten 1 milyon liraya falan anca buluyor. Üstüne kâr ekleyip satıyorlar. Bence burada bir yanlışlık var. Ama yine de Allah razı olsun. İnşallah 250 adet kalıcı konut. Ama şunu söyleyeyim, 500 adet konteyner. Biz şu an konteynerdayız ve şu gerçeği anladık. Meğer 42 metrekareye sığılabiliyormuş. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Fenerbahçe'de gündem 6222. Hocam küfür mü edeceksin? Yok, hayır. 6222. Fenerbahçe'de gündem. Şimdi öncelikle Kayserispor Fenerbahçe müsabakası öncesi Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gelince Kayserispor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe'de taraftarların alınmayacağı açıklandı. Şimdi arkadaşlar bakın ben öyle kelimelerimi saklamıyorum. İnanın yorumlarda beni AKP'li ilan eden var, MHP'li ilan eden var. Genç Parti mi ilan eden var. Ondan sonra başka partili ilan eden, altılı masa ilan eden var. Fiskos takımı ilan eden var. Ne bileyim sundurma ilan eden var. Yemek odası takımı, fincan takım falan ilan eden var. Vallahi hiçbir şey ilan etmeyin beni. Beni ilan edecekseniz Fenerbahçeli ilan edin. Benim siyasi görüşüm, her şeyim Fenerbahçe. Ha, siyasilerden gerçekten tanıdığım, mesela ben Muharrem İnce'yi çok seviyorum. Eskiden beri çok seviyorum. Fizik öğretmenidir kendisi. Müthiş bir öğretmendir. Ben yıllardır takip ettiğimden biliyorum. Hani milletvekilliği döneminden önce de biliyorum. Hatta neydi o ATV'de siyaset meydanı mıydı? Oraya falan katılıp konuşmaları falan vardı. Onu biliyorum mesela. Başka Mansur Yavaş'ı biliyorum. Artık ne ezbere biliyorum. Hani Mehmet Özhaseki'yi biliyorum. Kayseri'den bizzat da tanıyorum da yani. Birçok kişiyi de biliyorum. Şimdi ne yapayım? Diyecekler ki al bak onu bizzat tanıdın demek ki. İnanın ben parti martı yok ya. Yani ha kendimi tanımla diyorsan ben ekmek partisi. Ya işin şakası bir taraf. Arkadaşlar beni bir kalıba sokmayın. Şimdi şu olayları anlatacağım ama bunu açıklamak zorundaydım. Önce beni bir kalıba sokmayın. Ben burada tarafsızım. Mecburen de tarafsız olmak zorundayım. Çünkü burada kullanacağım bir cümle 30 bin kişiye 29 bin 100 abonemiz var. Hala da 29 bin 100'de kaldık. Bir 10-15 kişi daha gelse 29 bin 200 olacağız ama bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Açık ve net konuşuyorum. Kardeşiniz olarak muhabbet ediyorum. Ya da
Bütün siyasi parti liderlerinin olduğu bir ortamda konuşuyor olsam, o şekilde konuşuyorum. Bilginiz olsun. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı Kayserispor Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Sebebi de hükümet istifa demelerinden dolayı. Ben ısrarla söyledim. Dedim ki 200-300 kişilik bir grubun belki 20-30 saniyelik bir tezahüratı bu kadar büyütülmemeliydi. Büyütüldükçe daha da kanarlar. Daha da deşerler diye. Ben bu olayların daha da büyüyeceği görüşündeyim. Ve bu olayların bir sürü stadyuma taşacağı, bir sürü maçla yapılacağı görüşündeyim. Ve bu görüşümün de arkasındayım. Sebebi de şu, bizim insanımıza yapma dersen aksine yapar. Çimene basmayınız. Bizim insanımız şöyle okuyor. Çimene basmayanın anası babası ölsün. İyi o zaman basayım. Falan. Yani bu insanlara yanlış de, yani yasak demeyeceksin. Son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Pasolig kartını iptal eden kişilerin ev sahibi tribünde bilet falan filan. Benim her iki takım Pasoligim de var. Hem Fenerbahçe hem Kayserispor Pasoligim de var ama ancak maçlara cezam olduğundan dolayı gidemiyorum. Zaten gitmeyi de çok istemiyorum. Şu ortamda ben olsam maçlara gitmem. Siyasetten dolayı değil, depremden dolayı. Kayseri titriyor. Ben her gün sallanıyoruz diyorum. Kayseri'ye nasıl gideceğim stada? Ben gitmem yani. Açık söyleyeyim. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Kayseri Spor maçı taraftarımızın alınmamasına yönelik karar kabul edilemez diye. Sonra Kayseri Spor taraftar grubu Kapalı Kale. Bakın ben Kapalı Kale'yi çok iyi bilirim. Ben yıllarca Kayseri Spor maçına çok gittim. Yağmurda, çamurda, Kayseri Spor'un Hacılar Erciyes Spor maçına çok gittim. Biliyorum, ortamı da biliyorum. Kapalı Kale asla Fenerbahçe'yi sevmez. Asla. Galatasaray'a yakınlığı vardır. Beşiktaş'ı da sevmezler. Trabzonspor'u yıllarca sevmiyorlardı. Sonra bir kardeşlik mardeşlik dediler. Geçen sene şu Türkiye Kupası maçından sonra yine sevmemeye başladılar. Ben bilirim. Ama Kapalı Kale gerçekten beni onurlandıran bir açıklama yaptı. Dedi ki tribünler evrenseldir. Hani kısaca içinden geçmiş olduğumuz bu zor günlerde futbol ve tribünlerde insanların bir nebze olsun sosyalleşmesi açısından çok önemli olmakla birlikte iç saha deplasman fark etmeksizin herkesin medeni şekilde takımlarını desteklemesi alınabilecek en doğru karardır. Bunun Türkçesi şu. Yeter. Olayları büyütmeyin. Bak büyütürseniz daha da büyür. Siz engelleyim dersiniz daha da büyür büyür. İkincisi tribüne gelecek taraftarın aynı görüşte olduğunu nereden biliyorsunuz? İkincisi siz taraftarı tribüne almayarak aslında diyorsunuz ki daha çok bu tezahüratta bulunun. Hadi diğer takımlar siz de yapın demek istiyorsunuz. Sakın yapmayın. Bırakın gelsinler maç izlesinler. Bu bir sosyalleşmedir, bu bir sosyalliktir diyor Kapalı Kale. Bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe deplasman yasa kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yaptığını açıkladı. Umut Nayır bildiğim kadarıyla hukuk mezunu bir futbolcu. Yani Tümer Metin ve Umut Nayır'ın üniversite mezunu olduğunu biliyorum. Nadir üniversite mezunu futbolculardan, profesyonel. Çünkü futbol birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz. Deplasmanıma dokunma diyordu. Şimdi Fenerbahçe taraftarı böyle oldu. Bitti mi? Bitmedi. Beşiktaş, Ankaragücü maçına İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Ankaragücü taraftarının alınmayacağı açıklandı. Öncelikle bütün Ankaragücü taraftarından özür diliyorum. Bu benim yüzümden oldu. Yani biz Fenerbahçe taraftarı olarak neyi elimize atsak maalesef kötü olarak geri dönüyor bize. İstem dışı oluyor bu. Hani ben şimdi Ankaragücü'nün formasını giydiğim andan itibaren artık Ankaragücü arda arda mağlubiyetleri falan da yaşar. İnşallah yaşamaz. Tek Fenerbahçe'ye yenilsin. Geri kalan maçların hepsini kazansın inşallah. Bak bu da yanlış. Ankaragücü taraftarının günahı ne? Ben anlamıyorum. Şimdi bak kafamda benim deli sorular. Az önce dedim ya ben tarafsızım. Kafamda deli soru. Ankaragücü taraftarı ne alaka? Ne alaka? Yani çözemiyorum. Absürt bir şey düşüneyim mi? Saçma bir şey. Biber gazı mı sıkılacak taraftar? Ankaragücü taraftarı etkilenmesini mi istiyorsunuz? Yani amaç ne? Vallahi bak kafada benim 1 milyon tane soru var. Lan Ankaragücü taraftarı ne alaka? Bak Beşiktaş taraftarını almaya Ankaragücü taraftarı gelsin. Bu maç Ankara'da olsaydı Beşiktaş taraftarı mı engellenecekti Ankaragücü mü? Beşiktaş taraftarı niye? Onlar da potansiyel suçlu. Onlar da hükümet istifa dediler. Ve çok yanlış oldu. Onlar hükümet istifa dedikten sonra polis müdahale etti. 200-300 kişilik grup 2000, 3000, 5000, 7000'e çıktı. Bitti mi? Bitmedi.
Fenerbahçe taraftarı binlerce Fenerbahçe taraftarına diyor ama bu binlerce abartılıdır. Benim saydığım yani gördüğüm kadar 200-300 kişilik bir grup. Hükümet istifa diye bağırdılar diye ömür boyu men cezası geldi diyor. Ömür boyu men diye bir ceza yok arkadaşlar. Seyirden ömür boyu men diye bir ceza yok. Bu ceza farklı bir ceza. Dur ben size şöyle sosyal medyaya yansıyan bir belge var arkadaşlar. Burada herhangi birinin ismi cismi olmadığı için rahatlıkla paylaşabilirim. 20 Şubat 2023 tarihli ülke stadyumuna falan filan oynanan erkek müsabakasında 6222 sayılı kanunun 14'e 1 maddesine aykırı eylemimizden dolayı diyor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen şu soruşturma dosyası kapsamında 6222 sayılı kanun 18'e 3 maddesi gereği aşırı Blackbird diyor yani. Men edildiniz. Tebligat tarihinden itibaren spor müsabakaları ve antrenmanları seyirden yasaklandınız. Şimdi arkadaşlar ben size olacakları söyleyeyim. Çünkü bu konuda bilgi sahibiyim, uzmanım. Bu arkadaşlar A bendini okuyun. Fenerbahçe'nin her türlü resmi ve hazırlık maçı yani seyircili oynanan her maçında en yakın kolluk kuvvetlerine gidip yani en yakın polis amirliğine gidip başvuracaklar arkadaşlar. Maçın başlama saatinde imza atacaklar ve maçın başlama saatinden 1 saat sonra yine imza atacaklar. Bu ceza 1 yıl ile 3 yıl arasında süren bir ceza. 6222'ye kısmen hakimim. İyi bildiğim için söylüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarı muhtemelen en az 1, en fazla 3 yıl boyunca bu imzayı atacaklar. Aralıksız. Bakın hazırlık maçı önemli değil. Seyirci alındığı her maçta imza atacaklar. Bir tek yurt dışına giderlerse atmayacaklar. Ve bunun başlarda süresi belli değil arkadaşlar ne kadar atacakları. Zamanla belli olacak. Hocam imzayı dolaylı hepsini atarlarsa bir sene mi? Yok ona bir şey diyemem. Aynı zamanda şunu söyleyeyim bakın. Madde B bendi. 18'e 9, 8. fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi her bir müsabaka için 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Türkçesi şu. Ha ben imza atmam diyorsanız maç başına yaklaşık 2000 TL civarında bir cezası var. Yani ilk imzayı attınız, ikinci yapmadınız 1000 TL cezanız var. C bendi 18'e 10. Bu kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olan spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilen kişi yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz. Spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz. D bendi spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri verilen kişi hiçbir müsabakaya giremez. Yani hem Fenerbahçe maçında imza atacaklar hem de hiçbir maça giremeyecekler. Türkçesi bu. Ve hükümet istifadan dolayı ömür boyu men cezası aldılar diye sosyal medyada paylaşıldı. Yani ömür boyu men çok aykırı bir şey. Ve sonrasında asist analizi diyor ki Fenerbahçe Konyaspor maçındaki taraftarların ceza almalarında hükümet istifa tezahürat değil, ulan kelimesinin kullanılması gerekçe olarak gösterildi diyor. Ulan lan kelimeleri bizim Türkçemizde argo olarak kullanılan kelimelerden. Ulan kelimesi kanun 14'e bir hakaret ve tehdit içerikli ifade olarak geçiyormuş. Bunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe taraftarı sonrası Beşiktaş taraftarına da tebligat gitmeye başlamış diyor. Merak ediyorum Beşiktaş taraftarına da tebligat gitmiş mi? Ama onlarınki bizden bir gün sonra olduğu için bir gün sonra mı başlar? Merakla bekleyeceğiz arkadaşlar. KAS ve EuroLeague tahkiminin tek Türk hakem olan avukat Emin Özkurt. Ne güzel soyadı varmış ya. Fenerbahçe taraftarının 6222 sayılı kanunla seyirden men tedbiri uygulandığına dair haberlerin bir skandal ve hukuk katliamı olduğunu söylemek bir hukukçu olarak benim asli görevim diyor. Stadyumlardaki sıklıkla duyulan yönetim istifa tezahüratının yapı ve içerik itibariyle hiçbir farkı bulunmayan hükümet istifa tezahüratları 6222 sayılı kanunun tehdit ve hakaret içeren tezahürat başlıkta 14. maddesi kapsamına sokulamaz. Bakın tehdit ve hakaret. Mesela tehdit ve hakaret nedir? Sahaya ineriz, ana yani bir şeyler yaparız gibi bir bak bu tehdittir. Hakaret nedir? Biliyorsunuz hakareti. Anayasanın
26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün açık bir tezahürüdür. Kaldı ki yapılan tezahüratların hiçbir şekilde hakaret, tehdit içermediği de çok açıktır. Derhal bu yanlıştan dönülerek yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Kendilerine spor müsabakalarını seyirden men kararı tebliğ edilen taraftarların söz konusu tedbir kararının kaldırılması adına soruşturma evresindeyken ilgili Cumhuriyet Savcılığına kovuşturma evresindeyken ilgili ceza mahkemesine başvurması gerekmektedir. Şu anda soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup bunun kaldırılmasını talep edin. Yoksa cumartesi günden itibaren başlıyorsunuz imzaya. Ve kovuşturma evresinde ise ceza mahkemesine başvurması gerekir. 6222 sayılı kanun 18. maddesi uyarınca bir soruşturma başlatılması halinde seyirden men tedbirinin derhal yürürlüğe konulması nedeniyle bahsetmiş olduğumuz başvuruların yapılması ilgili tedbirlerin kaldırılması için azami öneme sahiptir diyor. Yani bir an önce başvurun diyor. Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği de kapatılmış. Tebligat almışlar. Bugüne kadar kurulma aşamamızda ayrılmak üzere Yunanistan kanunları çerçevesinde kurulan derneğimiz tüzüğümüz dışında hiçbir çalışma aktivitede bulunmadı. Asılsız iddia ve ön yargılarla şey yapılıyor. Bununla alakası yok. Bilginiz olsun. Fenerbahçeli avukat Ahmet Demirci de Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak Kayserispor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağına dair kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması yapılarak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebinde bulmuş. Muhtemelen ciddiye almayacaklardır ama Ahmet Demirci'yi sosyal medyada bulabilirsem tanışmak da isterim kendisiyle. Hemşerimle hem de Fenerbahçeli kardeşimizle. Durum bu. Şimdi uzun lafın kısası. Hocam sence ne olacak? Ben ne olacak? Olacakların hepsini söyledim. Kurulu düzen gibi. Geçen Siirt Spor falan maçında mı ne? Orada bile hükümet istifa diye tezahüratta bulmuşlar. Bakın. Ben şunu söyleyeyim. Olacak şeyi söyleyeyim. Maçların şifresiz verilmesi çok önceden alınmış bir karar. Ve bu karardan umarım ilk hafta içinde vazgeçilmez. İki. Ben bu imza vesaire olayını niye açıkladım? Birçok kişinin gözünü korkutmak için, yoldan çevirmek için açıklamış da kabul edebilirsiniz. Yani iki taraflı kabul edin. Bundan dolayı ya da bakın bilginiz olsun diye. Arkadaşlar inanın bak yorumda geçen gün gördüm aşağılık bir şekilde küfürler, hakaretler, sen bilmem şu düşmanısın bu düşmanı. Ya iki tane arka arkaya yoruma. Birisi diyor ki ulan AK Partilisin bu kadar belli etme falan. Öbürü diyor ki AK Parti düşmanısın, altılı çetenin mi ne şeyisin, adayısın bilmem nesesin falan. Arkadaşlar ben sizin sıradan bir kardeşinizim. Ben kimsenin canı yanmasını isteyen bir kardeşinizim. Ben şunu söyleyeyim. Oku yaydan çıkartmadılar inşallah. İnşallah ok yaydan çıkmamıştır. İnşallah taraftarlar sakin olur. Taraftar grupları kendi arasında derler ki ulan böyle bir şey yapmayalım bak. Hem takıma zarar hem bize zarar falan der. Ama kafamda deli birçok soru var. WhatsApp Twitter'a da yazdım. YouTube'a da yazdım. Hani şu olursa. Hadi atıyorum Kayseri Spor taraftarı çıktı hükümet istifa dedi. O zaman ne olacak? Beşiktaş taraftarı çıktı bambaşka bir şey söyledi. Ne olacak? Ya toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sinir stres herkeste yüksek. Dün itibariyle Kayseri'de ben trafikte herkes dışarıda camilerde şurada burada dedi. Ben de camide yattım. Millet kafayı yemiş durumda. Uykusuzluk, psikoloji bozukluk. Bence insanların birçok şeyini mazur görmek lazım. Biraz alttan almak lazım. Ama bu benim şahsi fikrim. İnşallah olaylar yatışır. Ama bu tip olayların yatışması için iki şey gerekir. Ya daha büyük bir deprem falan Allah göstermesin. İki, insanların sağduyulu olması. İnşallah insanlar sağduyulu olur. Peki hocam, sana göre hükümet istifa tezahüratı yanlış bir tezahürat mıdır? Bana göre insanlar tribünde her şeyi söyleyebilir. Her şeyi söyleyebilir. Ne diyebilir? Kahrolsun İsrail. Değil mi? Demedik mi? Dedik. Kahrolsun PKK dediler, demediler mi? Demedik mi arkadaşlar? Yunanistan'a atıp tutmadık mı? Sövmedik mi? Ya hocam ben hiç sövmedim. Lan bırak. Bırak. Biz Kayseri'de mesela bir Sakaryaspor maçı vardı, olaylı bir maç. O maçtan sonra epey Sakaryaspor'a sövdürdüler milleti. Orada Sakarya'dan takipçim hiç yok herhalde ya. Varsa da selam olsun.
Bizi küfürle bugünlere getiren arkadaşlar sağ olsunlar bizi bu hale getirdiler. Ama ben sağduyu çağrısında bulunuyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Anlatabiliyor muyum? Seçim mi var? Fikriniz hükümet istifa mı? Yazın Twitter'a ben beğeni bile atarım. Seçim mi var? Fikriniz hükümet devam mı? Yazın ben beğeni bile atarım. Ben çoğulcuyum arkadaşlar. %50 nokta küsür 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 küsür. Neyse işte ben ondanım. Kabul. Kabul. Benim gibi birçok kişi var. Yani ben normalde oy kullanan bir insan değilim. Sevmiyorum ama kullanacağım gibi duruyor. Çünkü cezası varmış. Açık açık söyledim de dolayı mecbur kullanmak zorundayım. Bakalım. Gönlünde bir şey yatıyor mu hocam? Mansur Yavaş yatıyor Ankara gücünden dolayı. Muharrem İnce yatıyor meslektaşım olduğundan dolayı. Başka? Hemşerim Ösaseki mi diyeyim? O yatıyor Kayserili olduğundan dolayı. Hocam seninki de yani değişik bir tarikatmış. Ben hepsine birden basarım artık hangisini kabul ederlerse falan. İşin şakası bir tarafa da kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.